Merhabalar, bugün Patterson'dayız. Amerika'nın en yoğun Türklerinin yaşadığı bölgedeyiz. Bölge dediğim yani şehir diye geçiyor aslında. Patterson diye geçiyor burası. Burada çok fazla Türk yaşıyor. Zaten bir sürü restoran da göreceksin. Kıraathane, kahve, market, kasap. Arkamda bir tane var mesela. Başlayacağız. Bunları göreceğiz bugün. Biraz da fiyatlara falan bakacağız. Sonra da iftar yapmaya gideceğim ben. Allah kabul etsin. İyi seyirler diliyorum efendim. Evet, karşıda gördüğünüz Superior Halal Meat Market. Ya orası aslında kasap. Yani bunun İngilizcesi bu, tamam mı? Burada harika bir kasap var. Helal kesim, her şey helal kesim. Tavuğundan etine kadar. Yani, gerçi tavuk et oluyor, o da olur. Neyse. Yani büyükbaş hayvanından küçükbaş hayvanına kadar her şeyi burada bulabiliyorsun. Önceden sipariş veriyorsun. Adamlar sana kuşbaşını, bilmem neni, kıymanı, her şeyini hazırlıyorlar. Gidiyorsun hemen çatır çatır. İstasyon ödemeni yapıp hemen alıp gidiyorsun. Bu kadar basit. Şimdi bir Türk marketi var burada, oraya geçeceğiz. Geçeriz de pişirmiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Sadece pişirmiyoruz. Pişirmiyorsunuz zaten. Her şey var. Geri kalan her şey var. İsim ne hocam? Nevruz. Nevruz abi. Orada bir abimiz vardı. Neydi ismi ya? Eşref abi. Eşref abi. Ha. Önceden ben arıyordum. İşte Nevruz abi de dediği gibi pişirme yok sadece. Kesiyorlar, biçiyorlar. Her türlü kesim biçim işleri de var burada. Patterson'da en lezzetli eti burada bulabilirsiniz bence. Gelin markete girelim. Anadolu market burası. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Biraz uzakta mikrofonu almayı unuttum. Hızlı takip et, hemen girelim içeriye. Fark etmez şimdi içeride takmak için ya. Unuttuk arabada çünkü. İsim neydi abla? Semra. Semra abla. Kasada. Gene şöyle bir fiyatlara bakalım biraz. Ne var ne yok. Ürünlere de bakalım. Bak burada zeytin var. Her çeşit. Açık zeytinimiz de var şurada. Değil mi? Evet. Bak burada açık zeytinler de var. Siyah zeytin, yeşil zeytin. Burada harika. Müthiş zeytinler var. Bütün Türk markaları neredeyse burada mevcut. Lokumlardan tut. Türk olmayanlar da var da. Ah! Şu var ya, fıstık ezmesi. Yani bu kadar. Ben bir şey söyleyeyim. Buyur bak. Kasaba eleman hariç her şey var. Kasaba eleman lazım. Hadi ya. Amerika'ya gelip de Paris'in civarına gelen birisi varsa gelsin bizi bulsun. Duydunuz mu? Arkadaşlar iş hazır. İş ben hazır. Diyoruz, gelin beni bulun, oradayım ben. Tamam, siz bana haber verin, ben size adresi vereceğim direkt. Tamam, zaten gerçi adresi aşağıya bırakırım ben arkadaşlar. Gelin bakalım, burada çeşit çeşit, bak konserveler bilmem neler var burada artık. Neyse, bunun ismi konserve değil de neyse. Ne, kavanoz. Heh. Balın reçel. Çeşitleri var, reçel var, bal var. Burada tereyağı falan her şey var. Bu tarafta peynirler var. Burada efsane bir keçi koyun peynirleri var burada. Ben buradan alıyorum hep. Haberiniz olsun. Çok lezzetli. Sucuklar var. Amerika'da bir şey yok demeyin arkadaşlar. Her şeyi burada buluyorsun. Bak. Burada ne var? Çiğdem var. Görüyor musun? Çiğdem. Çekirdek. Çitliyorsun. Burada kuru yemişler var. Böyle çok güzel. Fazla uzatmayacağım lafı. Burada hurma var. Hemen fiyatlara biraz bakalım arkadaşlar. Mesela bu neymiş? İğde. Doğru mu? İğde bu. 4 dolara satılıyor bu. Tamam mı? Bu mesela 4 dolar. Ondan sonracığıma hemen bakalım mesela, ben bunu sevmiyorum, kendime özel bir şey yapıyorum. Mesela üzüm pekmezi, 7 dolar. Koskoda. Üzüm pekmezi, gel. Zeytinlere bakalım. Bu neymiş? Yeşil zeytin, 5,5 dolar şu ikramı. Gel. Hemen. Tek süt, beyaz peynir, 4,5 dolar arkadaşlar, burada. Öyle ahım şahım, tabii Amerika'nın pazarına baktığın zaman, şu peynir çok uygun baktığın zaman, yani dışarıya nazar dışarıdan almak istesen o lezzette gibi bu lezzette yok. Bulamazsın aynen. Bak Pınar'ın bu ne kadarmış, 750 gramlık peyniri, süzme peyniri 8 dolar. Görüyor musun? Gör. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşımla? Bak burada dünyanın... Coca-Cola bile var. Coca-Cola? Vay be, enteresan. Bak burada aroma var, tamek var. Buradaki izleyen olursa
Bak gel. Buradan izleyen de var abicim. Doğanay'ın şalgamı. Acılı ve acısız şalgamları var. Bunların da değeri 2,5 dolarla 3 dolar arası değişiyor. Gör. Saka suyu bile su bile Türk suyu. Türkiye'nin medarı iftarı. Evet. Burada gelelim. Hemen salçamız var. 2 dolar. Bunu tabii başka markalar marketlerde de bulabilirsin burada da. Bu kalitede bulamaz. Haberin olsun. Bu lezzette bulamaz. Bak burada sodalar var. Soda. Dondurulmuşlar var. Ekmek var. Böyle hurma var burada. Var da var. Teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar diyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Uğrayacağım tekrar alışverişe. İnşallah görüşeceğiz her zaman. Allah'a emanet olun. Hep beraber işte. Tamam. Ben size birisini de ayarlayacağım. Çırak yollayacağım inşallah. Çırak. Usta ne olsa fark etmez. Fide de hazır. Bak. Bak. Fideye bak. Bol susam mı? Ramazan fidesi. Allah kabul etsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. İftar oluyor. Bir şeyler için gelin. İftara gidiyoruz. İftara gidiyoruz. Allah razı olsun. İftardan sonra inşallah. İnşallah. Sağ olun. Evet. Bak karşıda da bir tane Ali ve Joe. Joe da muhtemelen... Türktür de ismini değiştirmiş olabilir. Orada bir saç tasarım, hair designer, kuaför salonu işte bildiğimiz berber yani var. Türk yeri. Hemen hızlı hızlı gidelim. İleride bir daha açacağım. Devam edelim efendim. Çok güzel bir sürü Türk restoranını, lokantasını, kıraathanesini, bakkalını, marketini, kasabını, her şeyi bulabiliyorsun burada ama tabii ben geldiğim zaman, ilk geldiğimde buraya 2005 yılıydı arkadaşlar. 2005 yılında bu kadar Arap yoktu burada. Ama son dönemde çok fazla başka ırklardan insanlar var. Buranın hali böyle oldu artık işte. Neyse. Baklavacısı var. Antepli baklavacı var burada. Efsane. Birazdan iftardan sonra oraya gideriz. İftar menüsünü de göstereceğim. Orada lezzetli yemekler yiyeceğiz. Şimdi iftara gidiyorum ben. Her şey burada. Bu arada Amerikalı olmana gerek yok. İngilizce bilmek zorunda değilsin. Başka bir lisana da gerek yok. Türkçen var mesela, atıyorum. Geldin buraya. Ha, birisine sorarsın. Sana yeri tarif eder. Yer bulur. İş bulur falan. Tabii iyi insine denk gelmen lazım. O da ayrı bir şey. Bugün iftarımızı Allah nasip ederse Toros restoranında yapacağız. Burası Türk restoranı. Türk ve Mediterranean, yani Akdeniz yemekleri falan, Akdeniz mutfağı varmış. Hemen gelin göstereyim neler olur. Bak orada sulu yemekler var. Güzel. Baklavalar falan var. Burada baklavalar. Selim abi çok sever. Sütlaçlar falan. Burada çay. Efsane çay. Burada okunda yazan. Şu anda saat 8:04 geçiyor.
New Jersey saatine göre artık bilmiyorum. Belki daha erken de. Gerçi ben biraz daha Philadelphia'ya göre açmaya yeltendim de. Neyse Allah kabul etsin. Şimdi Ezogelin çarabımızı söyledik. Burada yoğurt var. Pidelimiz var böyle. Her şeyi çok güzel vurmayla açıyoruz. Allah kabul etsin. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Ne diyeyim yani. Yarın görüşürüz ya. Hayır, canlı yayına da katılmayı unutmayın arkadaşlar.